Arkadaşlar merhabalar bu videomda ÖSYM nereden nereye çember ve daire serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoda neler olacak? Son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş çemberin çevresiyle alakalı soruların benzerlerini çözeceğiz. Hem ÖSYM'nin tarzı hem de benim tarzım sorular üzerinde mevcut arkadaşlar. Güzel sorular var. İlk önce ne yapacaksınız? Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp 4 numaralı pdf'i çıkartıp siz kendiniz çözün. Çözemediğiniz soruların çözümlerini merak ediyorsanız 4.1 numaralı pdf'i sadece açmanız yeterli. Açıp bakın oradan cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Çözümleri de açık bir şekilde var. Ama bazen e, çözümleri düzgün bir şekilde yazamıyoruz. Anlayamay anlayamayabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Son çare gelip e, anlayamadığınız sorunun çözümüne videodan bakabilirsiniz. Yani o e, sorunun olduğu noktaya gelip o videoyu incelersiniz ve böylelikle Buradaki bütün soruları anlamış olursunuz gençler. Güzel sorular var mutlaka mutlaka çözün. Ama önceliğimiz ne? Kendimiz çözeceğiz ilk başta bunu unutmayın. Evet gençler çok fazla lafı uzatmayalım. İsterseniz çözümlere başlayalım. Evet gençler. LSE 2012 benzer sorusuyla başlıyoruz. Ama öncelikle bu ilk pdf'teki 3. soru numarası olduğu için bu şekilde. Ve ilk pdf'te bazı soru hataları var. Video içerisinde böyle e, yanlışları gördükçe düzeltiyorum. En düzeltilmiş hali şu anki pdf'tedir. İlk PDF'lerde yanlışlık olabilir. Kusura bakmayın bu anlamda. Şimdi şöyle bir soru sorulmuş. Bize yarım dairenin çevresi nedir diye soruluyor. Evet burası 12 birim. Bakın teğet uzunluğu. Burası da teğet olduğundan burası da kaç olacaktır? 12 olacaktır. E 12 var. 20 var. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden dolayı burası 16 yaptı. E hocam bizim dairenin çevresini bulmamız için ne yapmamız lazım? Yarı çapı bulmamız lazım. Öncelikle yarı çapı bulalım. E merkez varsa teğet varsa çek dik. E o zaman burası nedir? R, yarı çap R. R yazmayı unutmayalım. Hatta burası da R. Aa hocam dik üçgen burada çıktı. Burada işlem yapacağım. Burası da ne yaptı? 16 eksi R mi yaptı arkadaşlar? Tamam 16 olduğundan. Evet. E, Pisagor'u uygulayalım. 16 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 8'in karesi olduğundan işlem işlem işlemle R'yi bulacağız. İşlem işlem işlemi duyanlar anlamıştır. 8 var kardeşim. Hisset. Ne vardır burada? 8 ile ilgili ya 6 8 10 üçgeni ya 8 15 17 üçgeni. 6, 8, 10'u bir denesek şöyle bir. Hocam burası 6 iken burası 10 oluyor mu? Oluyor. R yerine 6 yazdığımızda cevap çıkıyor. Tamam R'yi bulduk. Yarım dairenin çevresi isteniyor şimdi bizden. Bak şimdi. Bu yarım dairenin çevresi arkadaşlar. Bu da yarım dairenin çevresindeki. Bu yay uzunluğu nedir? 2 pi R bölü 2. Yarım daire olduğu için. Yani burası 6 pi yaptı. Cevap 6 pi değil. Yarım dairenin çevresi isteniyor ya. Yarım dairenin çevresinde şu kenarlarda yok mu? Yarıçaplarda yok mu? Var. E o zaman bizim çevremiz ne yapacaktır? 6 pi artı yay uzunluğu artı 2 tane r. Yani 12 yapacaktır. Yani cevabımız 6 pi artı 12 oldu. Evet büyük ihtimalle sizler 6 pi yaptınız ama dikkat edin. Bu yarım dairenin yay uzunluğu mu isteniyor? Yarım dairenin çevresi mi isteniyor? Buna dikkat edin arkadaşlar. Kaçırmayın bunu. Evet geldik YGS 2013 benzer sorusuna. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Dikkat edin. YGS 2013'te sorulmuş bir soru. Aşağıdaki aşağıda iki çember yayı ve bir doğru parçasından oluşan ABC yollarının oluşturduğu koşu parkının krokisi verilmiştir. Şu ABC. Bu yollar için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A yolu başlangıç ile bitiş noktası arasındaki en kısa yoldur. Başlangıç ile bitiş noktası arasındaki en kısa yol doğru parçası değil midir? Evet burası. B yolunu oluşturan çember yayının merkezi bir kenara A yolu olan eşkenar üçgenin köşelerinden biridir. O zaman eşkenar üçgenin köşelerinden biri ise eşkenar üçgenimiz aşağı doğru olmak zorunda. Çünkü çember yayımız bu şekilde ee, yukarı doğru olamaz. Çemberin merkezi burası ve bu bir eşkenar üçgen. Şu, şu ve şu uzunluk birbirine eşit olacak. Hocam bunun yarı R dersek burası da R, kenarlar ne olacak? 2R olacak. Ama bence R demeye gerek yok. Bir diyelim hiç R ile uğraşmayalım. Çünkü Niye? Buradaki kişilerin saatteki hızları verilmiş bitiş noktasına varış sırası. Sırasından bahsediyor. Yani çarpı R diyeceğimize çarpı 1 demek aynı. Sırayı değiştirmez. O zaman burada yarı çap yerine isterseniz 1 yazalım. Şurası da 1 olsun arkadaşlar. E o zaman bu bir eşkenar üçgen olduğu için açılarımız 60'ar er derece. Ve uzunluklarımız da kaç yaptı arkadaşlar? 2'şer birim yaptı. Peki C yolu da yarım çember yayıdır. Yarım çember yayı başlangıç ve bitişi buysa o zaman bunun da yarı çapı ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Ya, yarı çapı 1 yaptı özür dilerim. Şimdi Ali Barış ve Cemil'in saatteki hızları sırasıyla 4, 3 ve 6'ymış. O zaman Ali'ninki 4 hızı. Bununki 3. Cemil'inki neymiş? 6'ymış hızları. 6 olduğuna göre bitiş noktasına varış sırası aşağıdakilerden hangisidir? E, varış sırası arkadaşlar daha hızlı giden e, ee, süresi en az olan daha hızlı gitmeyecek mi? Evet. O zaman biz burada süreleri incelemek zorundayız. Ama süreleri incelerken x eşittir burada hız problemi ya bu. x eşittir v çarpı t olduğundan bize de t lazım olduğundan t neye eşittir? x bölü v. Yani yol bölü hızı oranladığımız zaman sürelerini bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki burada şu a yolunun uzunluğu kaç? 2. Peki b yolunun uzunluğu kaç arkadaşlar? 60'lık yay uzunluğu olduğundan yarı çapı da 2 olduğundan 2 pi r. R'miz kaç arkadaşlar? 2 bölü 360 pardon 60 bölü 360 eşit olduğundan sadeleştirdiğimiz zaman 6 o da kaç yaptı? 2 pi bölü 3 mi yaptı? Aynen öyle. Peki bir de bunu hesaplayalım. Bu da yarı çapı 1 olan yarım dairenin yarım yay uzunluğu olduğundan dolayı 2 pi r bölü 2'den dolayı arkadaşlar. Bu da kaç yaptı arkadaşım? Pi yaptı. Şimdi T'leri bulacağız arkadaşlar. T yol bölü hız. Evet TA'yı bulalım mı öncelikle? TA. Arkadaşlar A'nın yolu 2. Hızı da 4 değil mi? Evet. Yol bölü hız lazım bana. 2 bölü 4'ten dolayı 1 bölü 2 yaptı. TB'ye bakalım arkadaşlar. Barış. Barış'ın gittiği yol 2, 2 pi bölü 3. Hızı da 3. Yani 2 pi bölü 3 bölü 3. Yani 2 pi bölü 9 yaptı. TC'ye bakalım. Cemo ne kadar yol gitmiş arkadaşlar? Cemo da pi kadar yol gitmiş. Ee, bunun da hızı 6. O zaman TC'de pi bölü 6 mı yaptı? Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi ABC'yi sıralayalım. Öncelikle şu yarım. Yarıma göre bir şey yapalım arkadaşlar. Bu yarım şu 3,14 olduğu için yarımdan bir tık büyük, büyük değil mi arkadaşlar? Çünkü 3 bölü 6 yarım. 3,14 olduğu için yarımdan büyük bu. Şu da arkadaşlar 3 desek 6 bölü 9 bu da yarımdan büyük. O zaman en küçüğü buradaki TA mı oluyor arkadaşlar? Evet. TA buradakilerden en küçüğü oldu. Şimdi TB ile TC'yi inceleyelim arkadaşlar. Zaten belli de hadi inceleyelim. Şunu 3 ile genişletecek olursak bunu da 2 ile genişletecek olursak burası 3 pi bölü 18 burası da 4 pi bölü 18 yaptı. Arkadaşlar süre olarak Payı küçük olan daha küçük değil midir? 3 pi bölü 18, 4 pi bölü 18'den daha küçüktür. Yani süre olarak Tc daha küçüktür, sonra da TB daha küçüktür arkadaşlar. E, en küçük hız, e, en küçük süre, en az süre A'daysa, en hızlısı A değil midir? O zaman bizim sıralamamız nedir arkadaşlar? E, bitiş noktasına varış sırası ACB şeklinde. Yani Ali, Cemil ve Barış şeklinde olmak zorunda arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzun cevabı da bu çıktı. Gerçekten güzel bir soru. Nerede? Ee, tabii bu daha böyle sade bir şekilde yazılmıştı soru olarak. Ben bunu böyle şekillendirdim. Çok da güzel oldu. Şu eşkenar üçgen falan yoktu mesela arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir soru haline dönüştü. 11. soru. Yani YGS 2013 sorusu. Yeni sınav sistemine tamamıyla uygun bir soru. Dikkat edin lütfen. Evet geldik bir sonraki soruya. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Buradaki yay uzunluğuyla buradaki uzunluk birbirine eşit verilmiş. E arkadaşlar yay uzunluğuyla bu eşit verilmişse yay uzunluğunu bulacağız. Şuraya bir y diyelim isterseniz. Buraya bir y diyelim. Burası da y. Hocam y uzunluğu niye eşit? 60'lık y uzunluğu. Yani 2 pi r 6 kök 3 60 bölü 360 olduğundan dolayı sıfırlar gitti. 6 kere 6 36'lar da gitti. O zaman y'yi ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 3 pi olarak bulduk. Evet y dediğimiz neymiş? 2 kök 3 pi yaptı arkadaşlar. Hatta şurada bir işlem yapacağım arkadaşlar. Şuraya şöyle yapayım. 2 kök 3 pi şeklinde yazayım. Sonra hocam burada bir dörtgen var. Dörtgensel özelliği kullanacağız. Arkadaşlar bu dörtgen. Dörtgenin açıları toplamı 360 olduğundan dolayı. Hocam 150, 60, 90 toplamı kaç yapıyor? Şu ikisi de 150, 300. Buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. E hocam 90 derece var ya bir dik üçgen oluşturayım. Şunu şöyle çizeyim. Sakın Açı özel açı parçalanıyor muydu? Hayır. O zaman bunu yapmayacaksın. Ki bir dörtgende bütün açılar özel açıysa o zaman hiçbir açıya dokunamayacağım. O zaman yapacağım hamle nedir? Hiçbir açıya dokunamadığım zaman üçgene tamamlıyordum. Ya aşağıya doğru tamamlayın bunu ya da yukarı doğru tamamlayın. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yukarıya doğru tercih ettim. Burası kaç derece oldu? 30. 30 90 ise burası ne oldu? 60. Aa büyük üçgen ne oldu arkadaşlar? Büyük üçgene bakacak olursanız 60 60 60. Heh. Eşkenar. Eşkenar çıktı arkadaşlar burada. E eşkenar çıktıysa eşkenarın yapılamamasının en büyük sebebi neydi? Bir, açıları yazmamaktı. İki, kenarların eşitliğini göstermemekte. Bu kenarlar birbirine eşit. E şimdi arkadaşlar 60'ı karşısı 2 kök 3 pi ise 30'un karşısı nedir arkadaşlar? Kök bölünmüş hali 2 pi'dir. 90'ın karşısında nedir? 4 pi'dir. E hocam eşkenar şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Yani x artı 4 pi ile 6 kök 3 artı 2 pi. 6 kök 3 artı 2 pi birbirine eşit. 4 pi'yi öbür tarafa atarsam x 4 pi olur. 2 pi x 4 pi de eksi 2 pi olur. Yani x eşittir 6 kök 3 eksi 2 pi'ye eşit olur arkadaşlar. Yani cevabımız 6 kök 3 eksi 2 pi oldu. Nedense bu soruyu gören insanoğlu bu işlemleri yapmaktan korktuğu için maalesef bu soruları kaçırıyor. Kaçırmayın arkadaşlar. Yani işlem bazen sadece eliniz çalışsa yeter. Evet bu sorunun cevabı 6 eksi 2 pi oldu. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2014 benzer sorusu. Birim kareler üzerinde çizilen O merkezli 2 birim yarıçaplı çaplı e, bir kısmı şekildeki gibi boyanmıştır. Evet 2 birim yarı çaplı dairenin bir kısmı. Hocam 2 birim yarı, yarıçaplı çaplı daire ya bu. Yani bir kısmı çizilmiş böyle. Bakın 2 birim yarıçaplı olduğu için daire bu şekilde olmak zorunda değil mi? Tam buraya gelmek zorunda değil mi? Evet. Şimdi neyse dairemiz bu şekilde. Boyalı bölgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. He, boyalı bölgenin çevresi. Hocam ben bu yay uzunluğunu bulacağım. Yay uzunluğu için ne lazım bize? Açı. Demek ki arkadaşlar bize açısal bir üçgen gelecek karşımıza. Açısal bir üçgen gelecek. E açısal açı lazım dediğimiz zaman ne çıkıyordu karşımıza? Ya seçenekler az zaten. Ya 45 45 90 üçgeni yani ikizkenar dik üçgen ya 30 60 90 üçgeni ya da 30 30 120 üçgen çıkar. Hani uzunluklar bakımından şöyle bakacak olursak. Burada da işlemimizi yapalım bakalım ne çıkacak. En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Al sana yarı çap. Hocam zaten bu yay uzunluğu isteniliyorsa buna ait bir e, ne oluşturmamız lazım merkez açı. O zaman burada da şu yarı çapı çizecek olursak bak şu açıyı bulacak olursam buradaki yay uzunluğunu bulurum. Şimdi şuradaki üçgene bakalım arkadaşlar. Yarı çapı 2 demiş. Boşu boşuna demez. Bak bu yarı çap 2. Hocam bu da birim çarpı, bir, birim kare olduğu için birim karenin bir kenarına paralel. Şurası da bir birim. Aa ne çıktı burada? 90'ın karşısı 2 hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. E hocam ya da hiç gerek yok burada 30 60 90 üçgene. Dikkat ederseniz bu 2 birim, bu 2 birim, bu da 2 birim değil mi? Evet. Ya da 1 2'den yapalım isterseniz. Şurası 30 oldu. E, burası da kaç oldu? 60. E, aynı şekilde burası da 1 bir birim, burası da 2 birim. Hocam burası da 90 derece olduğundan 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Burası da 60 oldu. E o zaman buradaki açıyı kaç derece bulduk arkadaşlar? 300 derece bulduk. E olay bitti mi? Bitti. Şimdi boyalı bölgenin çevresi 2 pi r 300 bölü 360 artı şurası artı şurayı da yazmayın un, unutmayacağız 2 yani şu şu gitti sonra 6'ya bölsen 5 6'ya bölsen 6 e, 2'ye böl 2'ye böl 3 5 kere 2 10 pi bölü 3 artı değil mi istematik hatası yapmadık değil mi gençler evet 10 pi bölü 3 artı 2 cevabımız yapacaktır arkadaşlar. Evet zor bir soru değil. Dikkat edin özel açı böyle e, yay uzunluğu falan sorulduğunda açı lazım dediyseniz özel üçgen çıkar. Bakın ÖSYM de bunu sormuş böyle dikkat edin. Geldik bir sonraki soruya. Ay şekle bak ben bu şeklin çevresini nasıl bulacağım falan filan diye düşünme kardeşim. Odaklan sadece. Bak şimdi ne var burada arkadaşlar? Bunlar nelerden oluşmuş? çember yayları. Birim kareler üzerine çember yaylarında oluşan bir desen çizilmiştir. Bunların hepsi çember yaylarıymış. E bu çember yayı bakın şu çember yayı a yarı çapı kaç? 2. Yarı çapı kaç? 2. Çeyrek çember yayı. Bak bu da çeyrek çember yayı. Yarı çapı burası. Bak bu da çember yayı. Yarı çapı neresi arkadaşlar? Şurası. Bak bu da aynı şekilde. Yarı çapı neresi? Burası. Bunların hepsi çeyrek çember yayı değil mi arkadaşlar? Evet. E bunların kaç tane olduğunu sayacaksınız şimdi. E bir tane yaprakta 3 tane yay var. Bir tane yaprakta 3 tane yay varsa yani şu yaprakta 3 tane 1, 2, 3, 4, 12 tane çeyrek çember yayı isteniyor bizden. Yani 12 tane 2 pi r. Yarı çapımız kaç arkadaşlar burada? Çeyrek çember yayında arkadaşlar şöyle. İkişer birim değil mi hepsindeki çeyrek çember yayındaki şeyler? Yarı var. Evet. 2 pi r bölü 4. Yani cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 12 pi yaptı. Şekle bakıp sakın korkmayın. Yonca yaprağı, yonca yaprağı mı? İşte çiçek yaprağından şöyle bir yani bu şekillerden bir çiçek yaprağı oluşturduk. Evet bu sorumuzun cevabı 12 pi oldu geldik bir sonraki soruya. Şekilde ki birim kareler üzerine 6 adet çember çizilmiş. Sonra da bu çemberlerin arasında kalan bölge boyanmış. Buna göre boyalı bölgenin çevresi nedir ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Boyalı bölgenin çevresine bakacak olursanız arkadaşlar. Şurası, artı, şurası, artı, şurası, artı. Bak bunların hepsi yarı çapları 2 olan değil mi arkadaşlar? Artı, şurası, bu yarı çapı 3 olan, bu da yarı çapı 3 olan. Artı burası, bir de artı neresi var arkadaşlar? Şurası var. Bizden bu isteniyor. Şunlara bakacak olursak çeyrek, yarım, çeyrek. Bu arada çemberler birbirine değdiği zaman ne yapacağız? Ya merkezleri birleştirmemize gerek yok ki arkadaşlar. Belli zaten. Bakın buradaki yay ne 90 derece değil mi? Evet. Buradaki yay ne yarım daire. Buradaki de şöyle baktığınız zaman çeyrek daire değil mi arkadaşlar? Aynen. Burası da çeyrek daire. Burası da yarım. Burası da çeyrek daire mi? Evet. Şimdi bunları ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz. Bunun yarı çapı kaç? 2. Şöyle baktığınız zaman. Bunun yarı çapı 2 arkadaşlar. Ee, onu nasıl göstereyim? Hadi şöyle şu merkezleri birleştireyim isterseniz arkadaşlar. Birleştirmemize de gerek yoktu ama olsun. Şu merkezleri birleştirdim. Bunun yarıçapı 2, 2, 2, 2. Bunun yarıçapı 3, 3. Bunun yarıçapı 1. Bunun yarıçapı da 3 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi bu çeyrek artı bu yarım artı bu çeyrek deyip ayrı ayrı hesaplayacağımıza yarıçaplar aynı olduğu için 2 tane çeyrek bir yarım yapar. Bir yarım da burada tam yaptı. Yani 2 pi r tam bir daire yaptı arkadaşlar. Sonra geldik buraya. Ee, şunun yarı çapıyla bunun yarı çapı aynı olduğu için bunlara ayrı ayrı bakalım. Bu çeyrekle bu çeyreği ayrı ayrı toplayacağımıza 2 çeyrek 1 yarım yapar. Yani 1 yarım da ne yapar? 2 pi r bölü 2 yapar. Yarı çapı 3 olan yalnız. Bir de ne var burada? Siyah var. Siyah da arkadaşlar nedir? Yarı çapı 1 olan yarım daire o da artı nedir? 2 pi r bölü 2 yapacaktır. İşte bizde bunun cevabı isteniyor. Burası 4 pi artı burası 3 pi Artı burası da kaç yaptı arkadaşlar? Pi yaptı. Cevabımız da böylelikle ne yaptı? 8 pi yaptı. Evet bu sorunun cevabı da 8 pi oldu. Ve geldik son soruya. LYS 2017 benzer sorusu. Aslında arkadaşlar ben bu soruyu yazarken şöyle yazmak istedim. Ee, ÖSYM'in sorusu da şu şekildeydi. Böyle bir çember vardı. Şu çemberi çizdiğinde, büyük çemberi de çizdiğimizde aradaki ben bunların içini boyamışım ama soruda beyazları boyamıştı. Şu beyaz kayla, beyaz bölgenin alanları isteniyordu arkadaşlar. E, ben de soruyu ona göre yazdığım için hani bir önceki aslında bu ikinci çektiğim video İlk e, ilk çektiğim videoyu yüklemiştim onu sileceğim. Şimdi bu videoyu koyacağım sırf bu soru yüzünden bir daha çekiyorum arkadaşlar. E, ama en azından orada da şeyi görmüş oldunuz. Yani daire böyle olsaydı eğer e, daire böyle olmuş olsaydı arada kalan sormuş olsaydı yarı çapı nasıl bulma, bulduğumuzu da görmüş oldunuz. Ama burada soru kökü değişmiş aslında ben farkında değilim. Ben yazdım ama ben farkında değilim. Yukarıdaki şekilde renkleri dışında özdeş olan silindir şeklindeki varillerin üstten görünümü verilmiştir. Sarı varil 6 tane varile diyor. Evet şöyle 6 tane mavi varile diyor. Mavi varillerin her biri 5 tane varile diyor. Bak maviye bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi 5 varile diyor. Kırmızı varillerin her biri 2 tane varile diyor. Bak kırmızı 2 varile diyor. 2 varile diyor. Görüyorsunuz. Varillerin taban yarıçapı da 1 bir birimdir. Buna göre şekildeki 13 varil bir iple gergin bir şekilde bağlandığında ipin uzunluğu en az ne olur diye soruluyor. İşte ben iple bağladığımda daire oluşur e, hesabını iple yapmaya çalıştım. Ondan dolayı oldu arkadaşlar ama daire oluşmuyor. Dikkat. Şimdi ben bunu iple bağladığım zaman ne olacak? Arkadaşlar iple bağladığım zaman hop burası gergin olacak. Böyle dairesel bir yol olmayacak değil mi arkadaşlar? Hop burası da gergin. Hop iple bağladığımda şöyle. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar iple bağladığımızda. Ki görüntü. Değil mi? Evet. Bir de artı ekstradan ne var? Buradaki yay uzunlukları var. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu uzunlukları bulacağım. Artı buradaki yay uzunluklarını da bulacağım. Ondan sonra olay bitecek. Bakalım bitecek mi? Şimdi gençler. Çemberler birbirine değiyor mu burada? Evet değiyor. Ne yapalım? Merkezleri birleştir. Hocam belli bir noktada birleştirsek hepsini de birleştirmesek olur. Hepsini de birleştirmesek olur. Şöyle soruyu çözebileceğimiz şekilde şey yapalım isterseniz. Birleştir. Hatta birleştir, hatta burada da birleştir, hatta burada da birleştir, hatta şurada da birleştir, hatta şurada da birleştir. Hocam şurada da birleştir, şurada da birleştir falan filan yapabiliriz ama e, neyse yapalım. Şunu da birleştirelim, şunu da birleştirelim. Şöyle birleştirelim. Şu sanırım yeterli olacak arkadaşlar çözüm için. Hadi bakalım şimdi yarıçapları kaç birim arkadaşlar? Bir birim. Yarı çapları 1 bir birim olduğu için 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Neler çıktı burada arkadaşlar? 1, 1, 1, 1, 1. Hocam 2, 2, 2 eşkenar üçgen. 2, 2, 2 eşkenar üçgen. Hatta burası bir eşkenar dörtgen çıktı. Ha hocam ne yapabiliriz burada? Eşkenar dörtgende şunu çizecek olursam. Köşegenler birbirini ortalar ve dik kestir. Bu tam buradan geçmek zorunda mı? Evet. Şurası 90 derece oldu. E hocam başka ne yapabiliriz? Sanırım çözüm daha bitmedi. Şurada da merkez teğet çektik yapsam. Çünkü şu teğet uzunlukları falan bulacağım ya. Şurada merkez teğet çektik yapsam şuraya. Şurada da merkez teğet çektik yapsam. E hocam burası da bir birim. Burası da bir birim. Şunu şöyle birleştirecek olursam eğer. Şurada bir dikdörtgen oluşur. Niye? Şunlar birbirine paralel ve eşit olduğundan dolayı paralel kenar oldu. Açı 90 derece olduğundan dikdörtgen oldu. Eyvallah. Şimdi şurası kaç derece arkadaşlar? 60, 60, 60, 60. Buraya kaç kaldı? 120. Hocam burası 2 birim burası 2 birim o zaman burası 30 30 120 yaptı. İnşallah anlaşılıyordur biraz küçük oldu ama. E o zaman 2 2 ise burası ne oldu? 2 köküç oldu. Hatta burası da 2 köküç oldu. Aynı hamlelerden dolayı burası da 2 köküç burası da 2 köküç bunların da hepsi 2 köküç olur mu arkadaşlar? Olur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar ne lazım bize? Şuradaki yay uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Açı lazım olacak yani bana. E ben burada da yine merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapacak olursam. Hatta şurada da şunu şöyle birleştirirsem daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Aynı hamlelerden dolayı şuradan merkez T'ye çektik. Burası da kaç derece oldu arkadaşlar? Yine 120, 30, 30 mu oldu? Evet. Dikkat ederseniz burası 90 derece. Şu açıyı bulmaya çalışacağım ben. Hocam 30, 30. E, burası da 30, burası da 30. Ya da şurası eşkenar üçgenden dolayı 60 derece ya. 30, 60, 30. Yani burası 120. Hocam burası 90 sa Burası da 90 ise burada kaç ya ne kaldı? 60 derece kaldı. Yani burası 60 derecelik yay uzunluğu yaptı arkadaşlar. 60 derecelik yay uzunluğu yaptı. Ya da ta 60 derecelik yay uzunluğu yaptı. Aynı şekilde burası da 60'lık yay. Burası da burası da burası da burası da. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 60'lık yay uzunluğu. Aslında buradaki yayların ölçüleri ne yapıyor arkadaşlar? Tam bir daire yapıyor. E o zaman bizim çevre ne yapacak arkadaşlar? Çevresi 2 köküçten kaç tane var arkadaşlar? 6 tane var. 6 çarpı 2 tane köküç artı şuradaki 60'lık yay uzunluğunda 2 pi r. R'miz kaç arkadaşlar? 1. 60 bölü 360'tan kaç tane var diyeceğiz arkadaşlar? 6 tane var diyeceğiz. O zaman çevre ne yaptı arkadaşlar? 12 köküç artı şu sıfırlar şu 6 ile 6 36 gitti. 2 pi şeklinde bulundu. Böyle de çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar bu. Dikkat edin. Ee, ÖSYM'nin sorduğu soru nasıl demiştik? Böyle çemberliydi. Biz bunu şeye çevirdik. Uzunluğa çevirdik. Aslında notta yazmışım. Aslında bu soru daha da alan sorusuydu. Ben çemberin çevresi sorusuna çevirdim arkadaşlar. Çok da güzel bir soru oldu. Buradaki ipin uzunluğunda bu şekilde düz bir hareket edeceğini ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım çok faydalı olmuştur. Güzel sorular vardı. Ee, bir sonraki videoda ne yapacağız? Son video olacak. Yani bununla alakalı çemberle çember ve daire ile alakalı son video olacak. Dairede alan kısmını işleyeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.